Arkadaşlar benim hayatımda muhtemelen birçok kişinin de başına gelen plansız yaşadığım, kendimi mutsuz, depresif hissettiğim, kendimi bağlı olarak önemsiz hissettiğim, içime kapanıp kendimi ifade edemediğim dönemler oldu. Sizin de belki böyle dönemleriniz olmuştur. Belki de şu an tam da ortasındasınızdır. Hayatımdaki böyle dönemlere baktığımda, bir de şu an üstüne kata kata kendimi geliştirdiğim bu döneme baktığımda arada çok bariz farklar görüyorum. Özel bir insan değilim. Bu sebeple paylaştığım fikirler genelde hayatlara çok kolay uygulanabilir oluyor. Notlarımda olan bir konuydu. Ne zamandır konuşmak istiyordum. Bugün bu konuyu konuşacağız. Yani bir üst versiyonunuza geçmek için kendi hayatımda deneyimlediğim, tecrübe ettiğim ve beni bir üst seviyeye çıkartan fikirleri sizinle paylaşacağım. Eminim ki konuşacağımız fikirlerden hayatınıza katacağınız çok şey bulacaksınız. Ama her şeyden önce lütfen unutmayın ki her konuda her değişim insanın kendinde bitiyor. Değişim insanın kendisini fark etmesiyle birlikte başlıyor. Videonun başında saydığım o negatif ifadeler eğer sizde varsa ya da hayatınızın belli dönemlerinde zaman zaman üzerinize o kalıp kara bulutlar geliyorsa lütfen panik yapmayın, lütfen üzülmeyin. Çünkü ayağa kalkmak için insanın önce ayakta olmadığının farkında olması gerekir. Çoğu insan kendine yatırım yapmayı bilmez. Dürüst olalım, bizim toplumumuzda insanların kendine yatırım yapması öyle çok kabul görmüş bir şey değildir. Hayatın normal, doğal akışında görünen şeyler değildir. Yani öyle yetiştik neticede. Liseye, üniversiteye hazırlıklar dışındaki kurslara bizde para verilmez. Çocuklar kolay kolay gönderilmez. İnternetten içeriklere para ödemeyi sevmeyiz. Hobilere, becerilere, bunlarla ilgili kurslara, eğitimlere para harcamayız. Bir seminere para vermeyiz biz. Bu sebeple belki de toplumda çok yaygın olmaması sebebiyle Avrupa'da kişi başına en az hobiye sahip ülkeyiz biz. Bizde para nedir? Mikroda pantolon ayakkabı alırsın, buna yarar. Makroda araba, ev alırsın, buna yarar. Ben hayatımın en büyük yatırımını 18-19 yaşlarında, üniversitenin ilk yıllarında Amerikalı bir konuşmacının online seminerine katılarak yapmıştım arkadaşlar. Pahalı bir ayakkabı parası vermiştim o zaman. Herhalde günümüze uyarlarsak 1000 lira gibi bir para vermiştim. 6 saatlik dünyanın her yerinden katılımcılar olan 250 kişinin katıldığı çok iyi, çok dolu dolu bir seminere katıldım orada online olarak. Gerçekten kendime çok şey kattım orada. Anlayabildiğim kadar anlamaya çalıştım. Seminer sonrası verilen işte kitapçıklar oldu, ödevler oldu. Ondan sonra da toplumun bir parçası olarak orada kendimi geliştirmeye devam ettim. Gerçekten orada o 6 saatte kendime yaptığım yatırım yıllarca çevremden bana verilmeyen bir vizyon vermiş oldu bana. O benim kendime yaptığım en büyük yatırım deneyimiydi. Ondan sonra da kendime yatırımlar yapmaya, kendime biraz para harcamaya, kendimi geliştirmekle ilgili para harcamaya devam ettim. Çünkü yaptığım her yatırımın uzun vadede beni çok geliştirdiğini gördüm. Sadece çevrenizden öğrenerek kendinizi geliştirseniz çevrenizdeki o sürünün bir parçası oluyorsunuz. Sizden çok daha ilerilerde olan insanlardan bir şeyler öğrenmeye başlayınca çevrenizdeki beklenen kişi değil, çevrenizin ilerisinde olan biri olmaya başlıyorsunuz. O günden sonra şöyle bir bakış açısı oldu bende. Dışarıya para harcadığımda mesela şöyle düşünün, paranız var cebinizde, vitrinde bir pantolon duruyor. O pantolonu satın aldınız, para verdiniz, hop sizde duruyor ve artık kendinizi müthiş hissediyorsunuz. Hayır, ben kendimi böyle müthiş hissetmemeliyim dedim. Benim kendimi müthiş hissetmem için gerekli olan şeyler burayla ilgili olmalı. Tabii ki üstümüze, başımıza, sevdiğimiz şeylerle ilgili para harcayacağız. Ama burayla ilgili hiç para harcamazsak kendimizi süslemeye çalışan bir eşyadan öteye gidemeyiz. Buraya para harcamayı ben 20'li yaşların başında keşfetmiştim. Hayatın kendi içinde düşerek kalkarak öğrendik. Bana bunu kimse maalesef tavsiye etmemişti. Ben buradan küçük kardeşlerime ve herkese tavsiye etmiş olayım. Tatminlik peşinde koşacağımız şey burasıyla ilgili olmalı. Dışarıyla ilgili değil ve para harcamak bir kültür meselesidir. Bunu lütfen unutmayın ve bunu keşfetmeye çalışın. İyiden Mükemmel Şirketi isimli bir kitap okumuştum arkadaşlar. Instagram'da da bunu size daha önce önermiştim. Belki de bir videoda bahsetmiş olabilirim. Orada birçok istatistik var. Dünyanın en ileri seviye CEO'larını, şirketlerini inceliyorlar. Burada CEO'ların öne çıkan ortak özelliklerinden birisi önemli şeylere odaklanmayı başarabilme
eğilimlerinde olmalarıymış. Bunu öğrendikten sonra ilgimi çekti ve bu konuyla ilgili birkaç kitap okudum. Essentialism, Prioritism, bu konularla ilgilendim. Bayağı bir araştırma yaptım. Hatta geçen ay sanırım Essentialism ile ilgili bir video çekmiştim. Buraya koyarım onu. Sonra konu fark etmeksizin bunu hayatıma almaya çalıştım arkadaşlar. Yani önemli şeylere odaklanmak. Burada iki adım oluyor. Önemli şeylere sadece vakit harcamayı, onlarla ilgilenmeyi hayatın kendi içinde oluşan bir bakış açısı, bir meyli yapıyorsun. Sonra da onları önem sırasına göre bitirme alışkanlığı ediniyorsun. Bu benim hayatımın kontrolünde elime aldığım bir strateji oldu. Çünkü ilgilendiğim çok fazla alan var, çok fazla işim var ve kendimi saldığımda, stratejisiz kaldığımda kendimi kaybediyorum, tamamen kayboluyorum işlerin arasında. Belki de önemsiz olan bir detaya günlerimizi veriyoruz. 50 puanlık bir sınav sorusu varken 2 puanlık bir sınav sorusuna çalışmak, onunla ilgili araştırmalar yapmak bizim haftalarımızı alabiliyor. Hayatınızda önemli olan şeylere daha fazla vakit ayırmaya çalışın arkadaşlar. Öyle büyük fırsatlar açılacak ki karşınızda. Hayatınızda kritik virajlar vardır. O kritik virajlara daha iyi konsantre olabileceksiniz. Hayat bazen bize kısa çubuk çektirir. Kısa çubuk çektiğini anlamak için de bir hayat stratejin olması gerekiyor ve önemli şeylere vakit ayırmayı artık öğrenmen gerekiyor. Kendinizi önemseyin arkadaşlar. Yaptığınız her şeyi önemseyin ve kendinizi, yaptığınız şeyleri önemsediğinizde önemsiz şeylerin hayatınıza girmesine müsaade etmeyeceksiniz. O sizin gözlüğünüze batacak artık. Planlı olmadığında bence insan özgür de olamaz. Şimdi bunu söylediğimde biraz çelişiyor gibi değil mi? Planlı olmak, özgür olmak. Nasıl oluyor bu? Evet, planlı olduğunda çünkü sorumluluklarını yerine getirirsin. Eğer plansız bir hayatı tercih ediyorsan mutlaka kaçırdığın işler vardır. Mutlaka o an fark etmesen bile aksayan şeyler vardır hayatında. Sorumluluklarını geciktiriyorsundur belki de farkında olmasan da. Ve geleceğine dair gelecekte çok büyümüş ve tırmanman gereken bir dağ inşa ediyorsun kendine. Plansız olduğumda o gün yaptığım şeyler bana hayatın bir parçası gibi değil, sanki hazlarımın peşinde gidiyormuşum gibi geliyor. Sanki öyle gelmiş öyle gider bir alışkanlığın parçası, bir çevre, bir kültürün parçası gibi geliyor. Greg McKeown Essentialism kitabında, ki bunu da daha önce size önermiştim, bu durumu, bu içinde plansızca hayatın kendi doğal akışında hazlarla birlikte yapılan günlük seçimleri statiko ikilemi olarak tanımlıyor. Yani yaptığın şeyi sadece daha önce öyle yaptığın için sürdürme eğiliminde olmak. 2022 yılı bence insanlığın en önemli yıllarından birisi olacak. Eğer hayatınızda en çalışkan yıl olacaksa 2022 yılını hayatınızın en çalışkan yılı yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu yıl çok fazla dünyada değişiklikler olacak. Hem yılın planını yapın, hem ayınızın bir güzel bir planı olsun, hem de haftalık plan yapın ve iş bitire bitire gitmeye çalışın. Haftalık planda benim şöyle bir psikolojim var. Bazen sevdiğim işleri zaten kendi akışında zaten severek, gülerek, oynayarak yapıyorum ama çok sevmediğim, çok içimden gelmeyen, yani tutku bulamadığım ama yapmak zorunda olduğum sorumluluklarım da oluyor tabii ki. Bunları şöyle düşünüyorum ve üstesinden geliyorum. Şimdi ben bu işten vazgeçecek miyim? Hayır. Ben bunu kanıksayabilir miyim? Hayır. Ben pes eder miyim? Ben bunu yarıda bırakır mıyım? Hayır. Dolayısıyla bu her türlü bitecek mi? Bitecek. Bu hafta yapmasam, önümüzdeki hafta güncel konularını unutmuş şekilde buna sıfırdan başlayacak mıyım? Evet, sıfırdan başlayacağım. O zaman gelecekte bu çok daha büyük bir problem olarak benim karşıma çıkacaksa, şu an seve seve, güle oynaya da olmasa bu işi her türlü yapmak zorundayım. Dolayısıyla da öyle ya da böyle o haftaya yazdığım işleri her türlü bitiriyorum arkadaşlar. Onun çok daha büyümüş şekilde bana gelecekte bir acı olmasına neden müsaade edeyim ki? İnternetten takip ettiğim, beni tanımasa da bana uzaktan dünyanın çok farklı noktalarından mentorluk yapan insanlardan 5-6 belki 7 sene önce öğrendiğim bir şey var arkadaşlar. Dünyanın en başarılı insanları, en ileri seviyeye hayatın şifrelerini çözmüş insanlarının şöyle bir taktiği var. Yılın belli dönemlerinde inzivaya çekiliyorlar. Sahip oldukları her şeyden uzaklaşıp
farklı bir hayatın içine giriyorlar. Daha sakin, daha yaşadıkları şehirden ve kargaşadan uzak bir hayatı tercih ediyorlar. Yılda bir haftada olabiliyor bu. Bazen ayda 2-3 günde olabiliyor. 3-4 ayda 4-5 günde olabiliyor. Ne zaman ihtiyaç duyarlarsa öyle bir köşeye çekilme, bir inziva dönemleri oluyor. Bill Gates, Elon Musk tarzı insanlar da bunu yapıyor. Bunu denemeye başladım arkadaşlar ben ve inanılmaz bir faydasını gördüm. İnsan kendisine dışarıdan bakabiliyor. Normal günlük koşturmanın içinde düşünemeyeceği şeyleri o sakinliğin ve farklı ortamın içinde düşünebiliyor. Büyük resme farklı fikirlerle bakabiliyorsun o inzivalarda, köşeye çekilme dönemlerinde. Ve bunu tam olarak hayatıma şu taktikle kattım. Benim Avrupa'da pandemiden önce çok sık etkinliklerim oluyordu. Yani pandemiden önce yılda bir 20-25 kez Avrupa'da bir seminer imza günü vesaire oluyordu. Eğer dikkat ettiyseniz seminer bir gün sürer. Ben ama 4-5 gün o şehirde dururum. Aklıma orada video fikirleri geliyor, aklıma orada kitap fikirleri geliyor, kitap isimleri geliyor. Çok değişik şeyler keşfediyorum, değişik insanlar tanıyorum orada. Hayatımla ilgili o büyük tabloya daha uzaktan, daha sakin, dingin bir zihin yapısıyla bakabiliyorum öyle günlerde. Benim için her şeyi derleme, toparlama, her şeyi sakin sakin düşünebilme. Çünkü koşturmanın içinde göremediğiniz şeyler olabiliyor. Sanki hayat bizi şunu alıştırmış, at gözlüklerini tak, hedeflerine pat 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 ilerle. Tamam, bu bir odaklanma yöntemi ama genel resme, yani ben ne yapıyorum, ben bunu neden yapıyorum, ben bunu böyle mi yapmalıyım, ben bunu mu yapmalıyım gibi çok temel, felsefi de diyebileceğimiz sorular sormamın konusunda çok yardımcı oluyor böyle köşeye çekilme, inziva günleri. Siz de imkan dahilinde, şehrinizde olur ya da bir akrabanızın yazlığı olabilir, uzaklarda yaşayan bir arkadaşınız olabilir, onun işte kullanmadığı bir ev olabilir belki. Kendinizle uzaklaşmaya çalışın yılın belli dönemlerinde. En az bir kez yapın bunu. Yani yılda en az bir 3 gün, 5 gün o süreci bir okuma kampı olarak değerlendirebilirsiniz. Düşünme kampı, araştırma kampı yapabilirsiniz. Seçeceğiniz tema her neyse onun üzerine bir inziva, bir kapanma seansı, kampı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok tavsiye ediyorum. Gerçekten çok yenileyici oluyor ve çok şey, normal günlük koşturmada asla keşfedebileceğiniz çok şey keşfediyorsunuz. Kesinlikle öneriyorum. Teknoloji ilerledikçe insan kendi potansiyelinden bence uzaklaşıyor. Çünkü dünyada üretilen şeylerde öyle bir büyük bir rekabet var ki, üretilen her ürün insanın dikkatini çekme üzerine tasarlanıyor. Her ürün benle oyna diyor, benle ilgilen diyor, beni izle, bana bak, bana yaz, benle eğlen diyor. Öyle olunca da üretilen içerikler ve üretilen ürünler faydalanan çok insanların dikkatini çalma peşinde olduğu için insanlar daha iyi insan olmak yerine daha mutsuz, daha gergin insanlara dönüşüyor. Yani adeta modern insanın dikkati dışarısı tarafından, ürünler ve üretimler tarafından hacklenmiş oluyor. Çok basit bir konu var. Eğer sen kendini kontrol etmesen dışarıdaki dikkat dağıtıcılar seni kontrol etmeye başlar. Örneğin televizyonlar. Televizyonlar, televizyon kanallarının yayın akışı nasıl tasarlanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Halktan birisi, sıradan bir model insan. Sabah kalktığında gece yatana kadar tüm süreci organize ediyorlar. Yani böyle kaldıralım, böyle yaşatalım ve böyle uyutalım bu insanı diye bütün yayın akışına karar veriyorlar. Sen de garibim oradaki bir dizeye gönül bağı kuruyorsun. Haftalarını, yıllarını, sezonları oraya veriyorsun. Sonra dizi final yapıyor. Bir ay sonra dizinin ismini, karakterlerini unutuyorsun. Telefonlarda oynadığımız oyunlarda da aynısı oluyor. Karakterleri gelişiyoruz. Oyunda puanlar, donanımlar, araçlar, gereçler biriktiriyoruz. Ondan kopamıyoruz. Haftalarımızı, aylarımızı veriyoruz. Sonra her ne oluyorsa bir şey oluyor. Sanki o oyun hiç hayatımıza girmemiş gibi onu unutuyoruz, siliyoruz. Tamamen ondan soğuyoruz. Vakit öldürdüğümüz her şeye aynısı olacak arkadaşlar. Bir dönem onlara hayatımızı, enerjimizi, verimliliğimizi vereceğiz. Bir dönem onları tamamen unutup bir yenisinde vaktimizi öldürmeye devam edeceğiz. Eğer hayatımızda bir strateji olmazsa
harici bölücüleri engellemek adına bir mantık, bir karar kalkanı, mekanizması hayatımızda kullanmazsak her zaman böyle şeyler yaşamaya devam edeceğiz. Hayatta bazen bu tarz kararlar almak, kötü bir bağımlılıktan, kötü bir gidişattan onun dışına çıkmak zor bir şeydir, biliyorum. Benden bir şey öğrenecekseniz bu cümleyi öğrenin arkadaşlar. Ne zaman zorlanırsanız kendinize şunu söyleyin, kendi isminizle hitap ederek. Anıl, yapasın geleni değil, yapman gerekeni yap. Evet, şöyle bir düşündüğümde beni karamsar, başarısız, mutsuz, kötü hissettiğim hallerimden şu an çok daha iyi hissettiğim moda, bir üst seviyeye geçiren fikirler bunlardı. Sanıyorum ki bir defter kalemle tekrar izlerseniz, notlar alırsanız eğer içlerinde hayatınıza katabileceğiniz çok mantıklı ve çok uygulanabilir güzel fikirler bulursunuz. İyi ki varsınız, iyi ki böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir kanalda buluştuk arkadaşlar. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum ve kendimi sizle, sizin gibi kaliteli bir kitleyle birlikte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel fikirler var, çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sona iki tane güzel video önerisi koyacağım. Onlara da bakarsınız. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.